emniyet görevlileri çevirme yapıyor. Bir otomobili durduruyorlar. Otomobilde müzik son ses. Yavaşça camı indiriyor şoför. Dört tane genç arabada. Şoför kurnaz. İşi sıyıracak da yanında oturan acemi olmasın. Emniyet görevlisi soruyor. Alkol var mı diyor. Şoför cevap vermeden yanındaki cevaba hemen polis amca vardı da vallahi hepsini içtik bak şişeler boş. Acemi sayılır ki vardı da hepsini içtik bak şişeler boş. O biliyor ki polis ondan alkol istiyor. Sonucu mu merak ediyorsunuz? Hepiniz biliyorsunuz. Sormaya bile gerek yok. Kadının biri diploma alacak. Sözlü sağlık sorularına tabi tutulmuş. Kadına 5 soru sorulacak. 5'ine doğru cevap verirse diplomasını alacak. Birinci soru soruluyor. Kan ne iş yapar? Bayan cevap veriyor. Kanımızı pompalar. Doğru. İkinci soru. Akciğer ne iş yapar? Nefes almamızı sağlar. Bravo. Doğru. Üçüncü soru. Beyin ne iş yapar? Deyince beyin yan sitede kapıcıdır. Cevap bu. Aslında kadın doğruyu cevap vermiş. Bence doğru. Niye? O beyniyle o beynin ne yaptığını söylemiş. Doğru değil mi? Beyin kapıcıdır. Yan sitede görev yapar. Sınavı geçip geçmediğini bilmiyorum. Ama cevabının yan sitede olduğu söylemiş. Anlıyorsunuz ya. İstanbul'da yağmurda ıslanan kedisini mikrodalga fırına koyup unutan bayan mutfaktan koku gelince mutfağa gitmiş. Merak ediyorsunuz ne oldu diye. 2-3 saat mikrodalga fırında unutmuş kediyi. Ne olabilir? Biz de merak ediyoruz. Geçenlerde kırmızı ışıkta arabayla durdum. Arabamın camları açıktı. Yanımda bir de taksi durdu. Onun da camları açıktı. Arkadaş baktı. O ne haber falan. Bu stand-up gösterileri falan yapıyorsunuz. Nereden çıktı bu dedi. Nereden çıktı çıktı kardeşim. İzliyorsan izle, izlemiyorsan izleme. Çıktı bir yerden. Yani seninle ne alakası var? Peki çok güzel oluyor da bu konuları nereden buluyorsunuz? Sizi kim giyindiriyor? Arkanızda kim var deyince o arada yeşil ışık yanmıştı. Ben ikinci vites kalktım. O orada konuşuyordu hala. Sonunu bilmiyorum. Hala orada olabilir. Veya arkamızdan gelmiş olabilir. O kadar da mühim değil yani. Sonuçta bazı arkadaşlar bu yaptıklarınız nedir diyor. Öyle eğleniyoruz kendi aramızda dedim. Falan filan derken siteye girdim. En çok videolarımızı izleyen o arkadaş. Eleştiriyor ya. İşte biz de eleştiri istiyoruz. Gerçekleri ve doğruları bulmak için böyle şeylere ihtiyacımız var. İstanbul'da adam gece yatarken sinek hepimizin başına gelmişti. Böyle gece uyurken gelir vızzzzz hepimizi rahatsız eder. Vurmak isteriz ama vuramayız. Adam kalkıyor. Uykusunu bölmüş ya. Sinek ilacını kapıyor, hırslı, uykusunu alamamış, odada sineğin peşine geziyor. Nasıl oluyorsa sinek adamın ağzına kaçıyor. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Kutuyu ağzına boşaltıyor. Sonuç, adam 2 gün yoğun bakımda ve sinekten haber hala almamadı. Adam biliyorsunuz demin dediğim gibi